Bunca sene sonra adam başkasını buldu. Çekti gitti anacığım. Sema da yataklara düştü. Yazık kadına. Adamın gözü dünyaları görmüyor. Sadece boşanmak istiyor. İstediğini vereyim. Malım, mülküm, neyin varsa senin olsun. Yeter ki boşan. Bırak yakamı diyormuş. Vicdansız mı bu erkekler? Vallahi vicdansızlar. Sen 40 yıl adamı nereye koyacağını bileme. Sonra adam seni kapı önüne koysun. Senet mi imzalamışlar ömür boyu mutsuz olacağız diye? Ne yapsın yani? Birini sevmiş olamaz mı? Öyle çekip gidebilmek de cesaret işi. Demek ki çok aşık olmuş öbür kadına. Asıl o kadında kabahat. Evli barklı adamı ne diye ayartıyorsun? Canım belki bilmiyordur diğer kadın adamın evli olduğunu. Yani başta bilmiyordur belki. Öğrenince de her şeye rağmen çekip gitmiştir. Gitmemiş bu be. Adam boşanırsa evlenecekler. Hacer, gel sen devam et. Ben sıcakladım biraz. Bir hava alayım da geleyim. Bak 3 aylık kirayı koyuyorum anne buraya. Bu da kalorifer tamiri için. Gerisi de bize kalıyor. Bir de çeki salak gibi geri veriyorduk ha. İyi oldu ama. Lafımızı da söylemiş olduk. O an var ya. O zilli vanı böyle saçından tutup böyle dan 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 duvara vurmadım ya. Kendimi tebrik ediyorum. Ama ben vallahi hiç hoş karşılamadım senin yaptıklarını ya. Hiç yakışmadı sana yani. Ha, az bile söyledim. Seni tekrar geri istiyoruz Cemre'cim. Sahtekara bak ya, aptal. Cemre'cimmiş. Cemre'cim seni paralayacak, haberin yok. Ay sinirim bozuldu. Gel buraya, gel de karıştır şunu. Öbür sömele ağda nasıl tutuştu? Ben yapmadım, ben yapmadım. Anne, niye açmıyorsun? Aa. Alo. Bir dakika. Ayşe. Ay, konuşur da konuşuruz şimdi ben şunu. Niye içeride konuşmuyorsun ki? Bu saatte? Sesini duyduğum andan itibaren allak bullak oldum ben Gülten. Yine karıştım ben. Vallahi de billahi de seni aradığım için çok pişmanım. Yo. İyi ki aradın. Yıllar sonra sesini duydum. Hayır, hayır. İsteyerek değil, yemin ederim. Numara yapmıyorum. Gerçekten bak dedim, ben çok korktum. Kızın peşine bir adam takılmış. Orta yaşlı, işte kısa boylu, esmer. Bilmem sakallı makallı deyince ne bileyim ben sen sandım. Kendim çekmiş gitmişim. Kendim bir daha beni arama demişim. Neredeyse 20 yıl olmuş. Çıkmışım hayatından. Ben seni niye arayayım?
Unutmuşum, bitmiş gitmiş. Bir şeye ihtiyacın var mı? Hiçbir şeye ihtiyacım yok, çok şükür. Kendi düzenimi de kurdum. İşim var, mesleğim var. Çok güzel paralar kazanıyorum. Hiç kimseye muhtaç değilim, Allah'a çok şükür. Lütfen artık beni arama. Başın dertte mi? Doğru söyle. Ne münasebet canım? Gayet iyiyim ben. Anlattım işte sana ne olduğunu. Arama beni, istemiyorum. Yarın telefonumu da değiştiriyorum yine. Kiminle konuştun? Anne. Kimdi arayan? Ayşe değildi belli ki. Ha? Hüsük. Nereden bulmuş da telefonumu? Aa. Hüsük sana mı asıl? Ayağındakilerle girme. Anne. Ya söylesene, benden gizli mi? Ama yok canım. Saçma sapan bir şey. Yani konuşmaya bile değmez. Aşk olsun anne ya. Anlat lütfen. Konuşuyor musunuz karşılıklı? Ha? Ne zamandan beri böyle? Ya işte ne bileyim. Ha, uzun zamandan beri var yani. Hayır canım. Yeni bu. Ne diyor? Ha? Ay aman Cemre ya, üf. Ay ne diyor? Ölümü gör söyle. Ay sus, Allah korusun. Tövbe tövbe. E sen de söyle o zaman. Ay işte kibar kibar konuşuyor yani. Diyor nasılsınız diyor. İşte şudur diyor, budur diyor. O şekil. E sen niye kızdın o zaman adama? Arama beni, telefonumu değiştiriyorum falan dedi. Ay istemiyorum çünkü. Ama aramayın değil yani. Arama dedin, senli benli. Cemre. Ay kıyamam, Fatih Hüseyin mi asılıyormuş anneme? Ha? Ay Cemre lütfen pişman etme. Hüsük aşık mı olmuş? Hüsük ay. Benim anneme aşık mı olmuş? Yapma! Hüsük baba. Cemre vallahi bak çok kızacağım ama ha. Hüseyin, Hüsin. Demek o yüzden boy boy fotoğraflarım var dükkanında. Çakal Hüseyin. İşe bak ya, Allah Allah.